Başlıyoruz. Bildiğiniz gibi bir önceki sevgilisinden enkaz devraldık. Özgüven sıfır. Kalp kırık. Kafa hiç yerinde değil. Allah'tan bu konularda tecrübemiz var. Bakalım elimizden geleni yapacağız toparlamak için. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Gelişmeler oldukça sizinle paylaşacağız. Sorular daha sonra. Teşekkürler. Neden rebound? Şimdi aranızda bu rebound'u basketboldaki rebound zannedecek olanlar var. Cık, o değil. Başka bir şey anlatacağım. O zaman madde madde açıklayalım. Neden rebound ilişki? Çünkü madde 1. Çivi çiviyi söker. Aklını meşgul eden birinden kurtulmak için aklını meşgul edecek başka birini bulman lazım. Çok basit. Şimdi dişin ağrırken ayak serçe parmağını sehpaya vurursun. O zaman dişin ağrısı kalmaz. İşte öyle bir şey. Ya da serçe parmağının acısını unutmak için parmak aranı kağıtla kes. Bu sahneyi yazacaklar biliyorsun değil mi? O ses neydi kız diye. Bunun sonu yok. Kumar gibi bir şey. Madde 2. İnsan en iyi kendini değil, başkalarını harcar. Manita seni terk etmiş. Hayata karşı nefret dolusun. Kendine kızıyorsun. Kalbin acıyor. İlişki hangoverısın yani. Şimdi bu durumu bir kendi kendine atlatmak var. Bir de başkasına eziyet çektirerek atlatmak var. Hangisini seçersin? Öteki seni aldattı mı? Bas buna kıskançlığı. Öbürü sana yalan mı söylüyordu? Yalanın alasını buna söyle. Bütün komplekslerini, travmalarını üzerine kus. Ha? Gerçek hayat gibi işte. Kusunca rahatlıyorsun. Madde 3. Hayatta kalmak için kaçış rampası şart. Şuraya bir rampa koyarsan herhalde. Tırmanayım mı şuraya? Daha koyar mısın şuraya? Tırmanayım mı? Lel lel. Kedi gibi tırmanıyor. Terk edilmek ne biliyor musun? Bayır aşağı, freni patlamış kamyon düşün. Öyle gitmek işte. Önüne çıkanın vay haline. Ama sağda solda kaçış rampası varsa kırarsın direksiyonu. Ya sana bir şey olur ya başkasına. Olan kamyonun altında ezilen mıcıra olur. Ne yapacaksın? Bazıları da mıcır olmayı seçiyor bu hayatta. Madde 4. Reboundluğunu yapmamış adama kız vermezler. Askerlik gibi bir şey bu. Herkesin yapması gerekiyor. Sen yaptın mı reboundluğunu? Herkes yapar. Ben de yaptım. Kırıklarımı aldırdım kalbimi. Sen her ilişkiye milleti yara bandı yaparken bir bakmışsın sen yara bandı olmuşsun. Hem de bakkallarda 1 liraya satılanlarda. Hani başta havalı durur. Sonra elini yıkayınca böyle yuvuş yuvuş bir şey dönüşür. Yuvuş neyse işte onun. Sen olsun işte. Madde 5. Belki de aradığın aşk rebound'dur. Vallahi aşk meşk olayları kural dinlemiyor biliyorsunuz. Rebound diye yola çıkarsın. Sonra bir bakmışsın. Davetiye seçiyorsun. Benim barda eski manitası unutmak için rebound kovalayan arkadaşım o çocukla evleniyor şimdi. Hadi videoyu bitirin de daha çeyrek altın alacağım ben ya. Kaç lira oldu Aslı? Şimdi ben dünyanın kurtulmasını istediğim için davetiye değil de insanların lan yanına